Ben şimdi size tiroid ameliyatı sonrasında yarayla ilgili çeşitli bilgiler vereceğim. Şimdi biz pazartesi günü ameliyatlarımızı yapıyoruz. Salı sabah sizin yanınıza geliyoruz ve pansumanınızı değiştiriyoruz. Ondan sonra da taburcu ediyoruz. Şimdi sizin yaranızda bakın bu şekilde bir pansumanla taburcu olacaksınız. Bu bant bazen şeffaf oluyor. Etrafı beyaz değil de şeffaf oluyor. Su geçirmez banttır bu. Şimdi salı günü taburcu oldunuz. Çarşamba günü bu şekilde banyonuzu yapıyorsunuz. Başınızı rahat oynatın. Hafif böyle gerer gibi olabilir. Ama biz onu ayarlamasını yapıyoruz. Eğer çok gerdiğini hissediyorsanız da şöyle hafif açabilirsiniz. Şimdi bunun altında da küçük küçük strip dediğimiz bantlar var. Yarayı bir arada tutuyor. Ve biz buraya estetik dikiş, iç dikiş atıyoruz. Şimdi bu bantınızı salı taburcu oldunuz, çarşamba yıkandınız. Yıkandıktan sonra bu bantınızı şu şekilde çıkarın ki üzerinizde fazla durup alerji yapmasın. Siz korkuyorsanız bir yakınınız çıkarabilir. Bakın çıkarıyorum. Altındaki şeyler çıktı. Strip dediğimiz bantlar çıktı. Şöyle yaklaştırayım. Bakın görüyorsunuz orada bir şey var. Yeşil yara izi var. Kalemle çizdik. Üstünde de bunun strip dediğimiz bantlar var. Stripler var. Eğer bize siz bakın görüyorsunuz dikine dikine böyle bantlar var. Bize kontrole cuma günü gelecekseniz bunları hiç o ellemeyin. Üstünü de kapatmayın. Bu şekilde rahat rahat duş yapabilirsiniz. Cuma günü geldiğinizde biz bunları alırız. Mert zaten gayet nazik bir şekilde bunları çıkarıyor. Diyelim ki siz il dışındasınız. Bunlarla, bu bantlarla, küçük bantlarla banyonuzu yapmaya devam edin. Bazıları düşebilir. Düşsün daha iyi. Eğer düşmezse ve bunlar hala duruyorsa cuma veya cumartesi günü çıkarıp böyle tek tek çıkarıp atabilirsiniz bunları. Siz yapamıyorsanız yanınızdaki biri yapacaktır. Şimdi doğal olarak bu bakın görüyorsunuz çizgiyi. Kat kat biz ameliyatta kat tiroid lojuna ulaştığımız için yara iyileşmesine bağlı hafif şişlik ve sertlik olabilir. Bu tabii ki hastanın boynundaki yağ dokusu miktarına da bağlıdır. Yağ dokusu fazlaysa bu sertlik ve şişlik daha fazla olacaktır ama bu zamanla geçer. Şimdi cuma günü demek ki cuma cumartesi günü de bunları atıp çıkarıyorsunuz. Boş kalıyor, kapatmıyorsunuz. İstediğiniz gibi yine banyonuzu açık su değecek şekilde rahatlıkla yapabilirsiniz. Pazartesi günü ise yani ameliyattan tam bir hafta sonra başlıyorsunuz o verdiğimiz iz için az iz kalmasını sağlayan kremleri sürmeye. Bunu da bu kremleri 3 ay kadar sabah akşam şöyle parmağınızla yaranın tamamen üstüne olacak şekilde hafif elinizle sürüyorsunuz. Dışarıya çıkarken eğer tesettürünüz yoksa ve boynunuz ışık alacaksa illa güneş olması gerekmiyor. 6 ay kadar en az 20 faktörlü güneş koruma kremleri sürüyorsunuz. Herhangi bir marka olabilir. 30 faktör, 40 faktör boynunuza iyice sürüyorsunuz. Işık veya güneş alıp bu yara izini kırmızıya döndürmesin, koyu renkte iz kalmasın diye. Tiroid yaralarının, tiroid olur bu, paratiroid olur yani boyun yaralarının bakımı bu şekildedir. Bunu size aktarmak istedim. Ameliyat olanlara geçmiş olsun. Gördüğünüz gibi korkulacak bir şey yok. Rahatlıkla bunun bakımını sağlayabilirsiniz.